Ben Hamza Kılıç, Ferrum Gate isimli bir open source projede geliştirme yapıyorum. Şimdi arkadaşlar yaklaşık 20 yıldan fazladır kod yazıyorum. Şu an Zero Trust üzerine bir open source proje geliştiriyorum. Bu projemizin detaylarına ferrumgate.com'dan daha detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bugün Zero Trust üzerine biz neler yapıyoruz? Biz Zero Trust'tan ne anlıyoruz? Ve Zero Trust aslında neye benziyor? Bunlar konusunda konuşacağım. Bu Zero Trust kavramı üzerinde herkesin kafasında çok farklı şeyler var. Çünkü Zero Trust neticede bir framework. Yani bu işi nasıl yapalım, ne şekilde yapalım ve nereye ulaşalım şeklinde bir kavramlar bütünü. Daha önce de bu konunun meşhur olması, işte bu NIST'in şöyle bir açayım dokümanı var. İnternetten Zero Trust Architecture diye 2020 yılında yayınlanmış bir doküman. Bu konudan sonra iyice meşhur olmuş. Çok konuşulan bir kavram. Şimdi bu kitabı okuduğunuzda çok soyut bir kitap zaten. Pek bir şey insanın aklında anlaşılmıyor. Ama ben bu kitabı da baz alarak bu kitaptaki kavramların bizim dünyamızda gerçekte implementasyonda ne anlama geldiklerini anlatacağım, göstereceğim ve bizim Ferrum Gate projesi üzerinde biz bunları nasıl uyguluyoruz, onlardan bahsedeceğim. Dolayısıyla bu kitaba daha sonra baktığınızda benim anlattıklarımla kafanızda daha net bir şekil alacak Zero Trust kavramı arkadaşlar. Şimdi biz o zaman Zero Trust kavramını anlatmak için başlayayım. Şimdi normalde 7 layer'lı bir OSU modeli var arkadaşlar. Hepimizin bildiği klasik 7 katmanlı bir model var. Şimdi Zero Trust kavramını uygulamak için hayalimizde şöyle bir şey var. Diyoruz ki acaba diyoruz bu data link'le network'ün arasındaki katmana bir katman daha yerleştirseydik, siber güvenlik açısından başka bir dünyanın kapısını açabilir miydik? Şimdi fikrin ana doğuşu böyle gerçekleşiyor. Dolayısıyla mesela biz Ferrum Gate'de Data Link ile network'ün arasına bir Zero Trust Layer yerleştiriyoruz. Yani şunu hayal edin, TCP dump yapıyorsunuz. Normalde TCP dump yaptığınızda gördüğünüz veri source IP görürsünüz, source port görürsünüz, destination IP, destination port, yani belki biraz da işte protokolle ilgili veri görürsünüz. Ama biz Zero Trust kavramlarını oturtmamız için daha fazlasına ihtiyacımız var. Neyi görmeliyiz? Bir kere en önemli kavram olan Zero Trust'ın ortasında duran identity'yi görmeliyiz. Yani bir noktadan bir noktaya bir paket gidiyorsa biz bu paketin üzerinde mutlaka ve mutlaka identity'yi görmeliyiz arkadaşlar. Başka ne görebiliriz? Device posture dediğimiz daha detaylı device hakkında, yani bize bağlanan bir yazılım olabilir, bir bilgisayar olabilir, bir cep telefonu olabilir. Bunun üzerinde çalışan işletim sistemini, versiyonlarını, çalışan varsa endpoint security'nin versiyonlarına kadar çok fazla veri görebiliriz. Başka ne görebiliriz? Location görebiliriz. IP'sini görebiliriz. Two Factor Authentication kullanmış mı onu görebiliriz. Yani o kadar çok şey görebiliriz ki. Dolayısıyla Data Link ile network'ün arasına bir katman yerleştirebilirsek Cyber Security'de, yani bu Zero Trust'ı uygulamak için de yeni bir dünyanın kapısını açabileceğimizi düşünüyoruz. Şimdi o yüzden bu kısım böyle biraz daha hızlı bir giriş oldu ama şöyle anlatmak istiyorum. Bundan sonraki konuların hepsini buraya bağlayacağım. Getirip aynı yere bağlayacağım. Zero Trust kavramını nasıl şekillendireceğiz? Şu an Zero Trust Layer'da, bizim eklediğimiz Layer'da birçok veri bulunacak. Biz bu verilerle başka birçok şeyin olasılığın kapısını açmaya başlayacağız arkadaşlar. Şimdi bu biraz çok teknik bir seviyeden giriş oldu ama teknik bir seviyeden.
Zero Trust'ın aslında kafanızda olduğu şekliyle, yani şu an bu sunuma katılmadan önceki Zero Trust'la bittikten sonraki Zero Trust arasındaki farkı da daha net bir şekilde karşılaştırabilme imkanına sahip olacaksınız arkadaşlar. Şimdi bu Zero Trust Model dedikleri bir kavram var. Aslında Zero Trust kavramsal olarak çok fazla parametresi yok. Ama etkisi ve uygulaması çok fazla etkiye sahip. Şimdi ben geçen günler yine bu meşhur ChatGPT'ye dedim ki sen dedim Zero Trust hakkında ne düşünüyorsun falan dedim. O da bana böyle kısaca dört maddeyi çıkarttı. Şimdi biz Zero Trust yapı kurgulamamız için bizim ilk önce Identity ve Access Management kavramını net bir şekilde oturtmamız gerekiyor. Yani bir network'te Zero Trust'tan bahsediyorsak kesinlikle oradaki bu yetki kavramının ve roller kavramının tamamen net bir şekilde yönetiliyor olması gerekiyor. İkinci konu micro segmentation arkadaşlar. Bu micro segmentation'ı detaylı bir şekilde çok daha üzerinde konuşacağım. Micro segmentasyon her şeyi detaylı bir şekilde parçalarına ayırarak en parçalayabileceğimiz en ücra köşesine kadar parçalayıp yönetebiliyor olmamız gerekiyor. Şimdi bir örnek vermek istiyorum. Normalde işte biz Zero Trust'çılar genellikle VPN teknolojisi geliştirenlerle karşı şey yapıyoruz, karıştırılıyoruz. Biz bir VPN teknolojisi kullanıyoruz. Onun biraz sonra niye kullandığımızın detaylarına da değineceğim. Ama işte bir VPN ile bir network'e girdiğinizde bütün network'e erişim haklarına sahip olursunuz. Biz Zero Trust'ta böyle bir şey mümkün değil. Yani herhangi bir kişiye herhangi bir şekilde bir network'ü sokamazsınız. O yüzden mikro segmentasyona tabi tutmanız lazım. Yani demeniz gerekiyor ki biri bir network'e girdiğinde sadece MySQL'e ulaşabilir. Şurada çalışan bir beta MySQL'ine ulaşabilir. Ya da bir beta web aplikasyonuna ulaşabilir. Yani bir kişinin veya bir bağlantının veya bir request'in tam olarak nereye ne kadar erişebileceğini ve ne kadar detaylı bir şekilde erişebileceğini ifade etmeniz gerekiyor. İşte bir diğer konu least privileged access. Yani biraz önce çok karşılaştırdığımız VPN teknolojisinde olduğu gibi. Yani bir network'e girdi. Aa, bu network'ü ben bir tarayayım. Hangi işte aplikasyonlar çalışıyormuş. Orada MySQL varmış. Burada remote desktop açıkmış gibi. Böyle şeylere izin verilemez. Yani Zero Trust network'lerde bir kişi network'e girdiğinde hiçbir yere erişim hakkına sahip değildir. Hiçbir şey de göremez. Yani hiçbir şey tarayamaz da. Hiçbir fikri de yoktur network hakkında. Dolayısıyla bazen bu network'lere dark site network'ler falan da diyorlar. Yani o network hakkında herhangi bir bilgiye sahip olamıyorsunuz. Dolayısıyla Zero Trust bir network varsayımsal olarak least privileged access'tır. Yani neye ne kadar ihtiyacınız varsa o kadardır. Başkası yoktur. İkinci ve en son olan continuous monitoring'de Zero Trust bir network'te her şey loglanmalıdır. Yani en ufak bir request bir loglanmalıdır. Bir DNS request mi loglanmalıdır. İşte bir herhangi bir MySQL connection mı loglanmalıdır. Accept olsun valid bir request olsa da loglanmalıdır. Deny bir request olsa da loglanmalıdır. Devamlı bu log üretilmelidir ki bu logların daha sonra bahsedeceğim zenginleştirilmesi, daha sonra da yine üzerinde konuşacağım AI'la network üzerinde mutlak bir hakimiyet sağlayabilmek için devamlı log üretilmesi gerekiyor. Zero Trust bir network ciddi miktarda da log üretiyor. Şimdi arkadaşlar bu Zero Trust bir network'te en önemli kavram olan identity kavramı bizim Zero Trust'ın tam bel kemiğini oturuyor. Yani bir network'e biri girdiğinde, girmek istediğinde bu network'teki herhangi bir kaynağa erişmek istediğinde biz bu erişimin tam olarak kimlik bilgisine sahip olmamız gerekiyor. Bu kimdir? Bunu bilmeliyiz. Bu kimlik bilgisine sahip olmadan Zero Trust bir network'ü kontrol etmemiz mümkün değil. Dolayısıyla Zero Trust erişim sağlayan aplikasyonlar bütün bildiğimiz
ne kadar authentication yöntemi varsa hepsiyle sign edecek şekilde tasarlanıyorlar. Ferrum Gate de bu şekilde tasarlanmıştır. Yani hepimiz bütün IDP providerları destekleriz. Single sign-on yaparız. Passwordless girişe izin veririz. OAuth 2'yi destekleriz. SAML'ı destekleriz. İşte SSH keys bile destekleriz. SSL sertifikasıyla login olmayı destekleriz. İşte bu YubiKey'ler var, onları destekleriz. Ne kadar authentication yöntemi varsa bilinen, bunların hepsini destekleriz arkadaşlar. Şimdi bu kadar kısımda Zero Trust üzerine böyle daha kavramsal şeyler anlattım. Şimdi biz Zero Trust bir network'te durmadan verify yapmak zorundayız. Zero Trust bir network'te herhangi bir request'in, yani biri MySQL'de gitti bir tane select atmak istedi. Biz bunun hangi identity'sinden geldiğini, bu identity'nin buraya yetkili olup olmadığını bilmek zorundayız. Şimdi normalde şu anki var olan network yapısında bu biraz problemli. Niye problemli? Çünkü normalde şu andaki networkler, private networkler, DMZ'ler vesaire vesaire, herkesin birbirine çok böyle güvendiği bir ortam. Yani herkese güveniyor şu an, bizim şu an tasarımsal networklerimizde. Çok fazla restriction yok. Dolayısıyla bu Zero Trust networklerde işte meşhur slogan Don't Trust, Always Verify nasıl yapılacak? Bu çok ciddi bir konu haline dönüşüyor. Şimdi biz bunu Ferrum Gate'de nasıl yapıyoruz? Yani biz bu biraz önce OSLayer'dan bahsettim. Ferrum Gate'de biz bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi arkadaşlar biz bunu Ferrum Gate'de biz gateway dediğimiz literatürde router'da olarak geçen, belki switch olarak da adlandırabileceğimiz, üzerine bizim yazılımları koyduğumuz yapılarla yapıyoruz. Şimdi bu ekranda bizim yaptığımız bir tasarımı görüyorsunuz. Sağ kısımda, yani şu test database vesaire yazan kısımda, beta, app, Google vesaire yazan kısımda, bu kısımda sizin kaynaklarınız var arkadaşlar. Bunlara literatürde resource diyorlar. Biz bunlara servis olarak adlandırıyoruz Ferrum Gate'de. Biraz geleneksel terminolojiye bağlı kalalım diye. Böyle bir tasarım var. Bu tasarımı daha sonra detaylı şekilde, daha net bir şekilde kafanızda canlandıracağım, oturmasını sağlayacağım. Şimdi bizim implementasyonumuza başka bir bakış açısı arkadaşlar. Şimdi bizim tasarladığımız yapıda şöyle bir şey var. Şimdi bir kişi ya da bir device ya da herhangi biri network'e geldi. Yani normalde network'e gittiniz, işte switch'e kabloyu taktınız. Kabloyu taktığınızda IP alıyorsunuz falan. Belki biri size kim olduğunuzu soruyor falan. Ama bundan sonra çok büyük bir kontrol sağlanmıyor network'lerde. Şimdi Zero Trust bir network'te, mesela Ferrum Gate'de, bir herhangi bir gateway'de, gateway'e bağlandığınızda bağlanmak için, biraz önce şurada göstereceğim, bir geri resme döneyim, secure bir tünel oluşturuyoruz arkadaşlar. Bunu bütün Zero Trust implementasyonu yapan uygulamalar aynı şekilde yapıyorlar. Şimdi biz neden bir A noktasından B noktasına tünel açıyoruz? Biz o yüzden de çok VPN teknolojisiyle karıştırılıyoruz. Sebebi şu. Şimdi biz bu sanal, bu oluşturduğumuz tünelleri kablo gibi düşünün arkadaşlar. Biz kendi mesela Ferrum Gate'e bir tünel açtığınızda siz aslında bir sivice kablo takıyormuş gibi oluyorsunuz. Dolayısıyla bağlanmak istediğinizde ilk yaptığımız şey Ferrum Gate'de olduğu gibi kişiye ya da device'a sen kimsin diye sormak. Dolayısıyla bizim VPN teknolojisiyle çok karıştırılma sebebimiz tünelleri çok kullanıyor olmamız. Tüneller bizim A noktasından B noktasına kablo uzatması olarak hayal edebilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla bizde biri network'teki herhangi bir kaynağa erişmek istediğinde bir gateway'e, bir router'a bağlanıyor. Bu router bizim üzerinde yazılımları çalıştırdığımız gateway oluyor.
Ve ona bağlanmak istediğinizde, yani bir tünel açmak istediğinizde, yani bir sivilce kablo takmak istediğinizde gibi hayal edin. Sen kimsin diye soruyor. Dolayısıyla biz burada detaylı bir şekilde kimlik yönetimi sağlamak zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla bu gelen isteğin işte two factor authentication kullanacaksa oraya kadar, işte bütün single sign-on provider'ları destekleyecek kadar, işte YubiKey kullanması gerekiyorsa onu kullanacak kadar. Dolayısıyla daha ilk girişte, ilk kabloyu takarken bu request hakkında, bu açılan tünel hakkında detaylı bir veriye sahip oluyoruz. Bu verinin içerisinde biraz önce anlattığım detaylı bir identity verisi oluyor. Lokasyon verisi oluyor. Bağlandığı ülkenin verisi oluyor. Sonra device posture'lar dediğimiz makinenin üzerinde çalışan browser'ın versiyonundan operating system'ın versiyonuna, çalışan endpoint'lere kadar detaylı bir veri burada hazır bulunuyor artık arkadaşlar. Dolayısıyla bir tünel açıldığında biz artık o tünele yetki verdiğimizde, bu bizim network'le iletişim, herhangi bir kaynağı kullanmak için iletişim sağladığında, burası tamamen kimlik bilgisiyle vesaire donatılmış oluyor. Şöyle Zero Trust bir network'tü arkadaşlar. Dolayısıyla Private Network, DMZ vesaire böyle kavramlar artık geçerli olmuyor. Çünkü biz Zero Trust bir network inşa ettiğimizde ofiste çalışan biriyle Starbucks'ta çalışan birinin bizim açısından herhangi bir farkı kalmıyor. Çünkü herkes geliyor aynı şekilde tünel açıyor. Nerede olursa olsun tünel açmak zorunda. Çünkü tünel bizim biraz önce anlattığım Zero Trust Layer diye bahsettiğim detaylı bir şekilde üzerinde çok fazla verinin tutulduğu bir katman haline dönüşüyor. Dolayısıyla bir kişi ofiste çalışıyormuş, Starbucks'tan bağlanıyormuş, bundan hiçbir önemi kalmıyor artık. Ve hakeza aynı şekilde serverlar arasında da bu olmak zorunda kalıyor. Yani no trust always verify yapmak için aynı şekilde serverları da birbirlerine bağlayamazsınız. Serverları da aynı şekilde bir gateway'e bağlayıp, böyle zero trust bir gateway'e, onların üzerinden haberleşmesini sağlamak zorundayız. Yani işte bir server'ın üzerindeki bir DNS request'i gidiyorsa bu direkt DNS server'a gidemez. Önce zero trust bir gateway'den geçer. Yetkisi vesairesi varsa bununla ulaşmak zorunda kalır. Dolayısıyla bizim bu VPN'le çok karıştırılma vesaire hikayemiz aslında bu tünelleri çok kullanıyor olmamızdan gerekiyor. Biz de bu tünelleri sanal kablo olarak düşünebiliriz. Sanal kablo olarak kullanıyoruz. Şimdi buraya kadar anlattığım kısmı arkadaşlar, şöyle burada hazırladığım birkaç sanal makineyle kurduğum bir ortam üzerinden çalıştıracağım ve anlatacağım ne olduğunu, kavramların bize neye tekabül ettiğini, nasıl çalıştığını göstereceğim. Şimdi bir tane client makinamız var. O şu an benim makinam. Bir tane gateway olarak bahsettiğim Zero Trust Network'ü yöneten bir makinam var. Ve gerçekte de 192, 156, 168, 56, 100 diye bir makine var şu an benim makinamın içerisinde. Bu makinenin üzerinde de DNS var, Nginx var, SSH var. Bunlar açık. Bu client bu Ferrum Gate'e tünel açacak. Gerekli yetkilendirmeleri sağlayacak ve çeşitli senaryolar üzerinde anlatacağım arkadaşlar bunu. Şimdi ilk önce biraz önceki, yani bu authentication meselesini anlatmak istiyorum. Şimdi bizim hemen hemen bütün Zero Trust yazılımları aynı şekilde bir makinede çalışan agent kurulu olur. Bu tünel açmamızı sağlar. Bir de agentless versiyon var. Buna da oturumun sonunda değineceğim. Öyle bir versiyon da mümkündür. O da değişik uygulamalara sebep verebilir. Basit bir yazılım böyle. Ferrum Gateway'nin IP'sini verdiğinizde, bağlanmak istediğinizde bu tünel açtığı için root hatlarıyla çalışır. Yetkisi yüksek bir hakkıyla çalışır. Şimdi ilk sorduğu soru şu: sen bana tünel açıyorsun da sen kimsin diyor. Dolayısıyla burası tamamen authentication kısmı. Yani ilk tünelin oluşacağı ve insanların artık bundan sonra bu tünelin ucundan geçen bütün paketler takip edileceği için ben şu an sisteme
kendimi tanıttım arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla artık şu, pardon, biraz şunu indireyim. Şöyle aşağıya. Şimdi ben şu an Ferrum Gate'e bir tünel açtım ve kendimi tanıttım. Artık Ferrum Gate benim, benden gelen bütün isteklerin benden geldiğini, benim kim olduğumu, two-factor authentication kullanıp kullanmadığımı, işte makinamın özelliklerini vesaire birçok veri görüyor artık. Dolayısıyla biraz önce bahsettiğim şunu göstereyim. Yani buradaki Zero Trust Layer'da bu kavramların hepsi var artık. Dolayısıyla bu network'te, bu gateway'de benden gelen bütün request'lerin, bütün paketlerin üstünde artık benimle ilgili her şeyi bildiğini varsayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şunu yaptım. Evet. Şimdi ilk kısmı hallettiğimize göre, yani authentication kısmı. Dolayısıyla burada authentication ile ilgili sınırsız şey var, ihtimal var arkadaşlar. Ne kadar favori yöntem varsa biz destekliyoruz mesela. Ama hani çok gelişmeye açık bir alan authentication. Dolayısıyla burada birçok şey ilerleme mevzu bahis olacaktır. Şimdi bizim yazılımın çok detaylarına girmeden biraz bazı şeyler anlatmak istiyorum. Şimdi bizde de bir network kavramı var. Burada gördüğünüz gibi bir development dev network yaratmışım. Client'lara bir IP havuzu vermişim. Servislere bir IP havuzu vermişim. Biraz sonra servis kavramını netleştireceğim arkadaşlar. Bir de SSH tüneli açmışım. Şimdi hep tünelden bahsediyoruz. Biz mesela Ferrum Gate'de şu an SSH tüneli implementasyonları var. WireGuard destekleyeceğiz. İşte SSL VPN destekleyeceğiz. Birçok şekilde tünel açmanın imkanı oluyor. Bunlarla tünel açıyoruz. Şimdi böyle bir network yarattığımda, şimdi arkadaşlar şunları bir sileyim. Şimdi biz mesela burada servis olarak adlandırıyoruz. Zero Trust'ta bu kavram resource olarak geçiyor. Resource herhangi bir kaynak arkadaşlar. Şimdi şu resmi biraz daha netleştireyim. Şunu açayım. Şimdi resource dediğimiz arkadaşlar, işte bir yerde bir test database'iniz var. İşte AWS'nin üzerinde belki bir beta aplikasyonunuz var. İçeride belki bir prod database'iniz var. Belki bir Kubernetes cluster'ınız var bir yerlerde çalışan. Veya herhangi bir yerde açılmış bir file share var. Yani herhangi bir şey bizim için kaynak olabilir. Biz bunlara Ferrum Gate'de servis diyoruz arkadaşlar. Ben bir tane servis tanımlaması yapacağım. İşte bir tane web servis tanımlaması yapayım. 192, 168, 56, 100 makinesinin 80. portunda bir tane Nginx çalışıyor. Ben buraya bir servis, yani burayı bir kaynak olarak tanımlıyorum. Şimdi ben bizim network'te, hemen şu dokümana tekrar geliyorum arkadaşlar. Evet. 192, 168, 56, 100 makinesinin 80 nolu portunda çalışan bir aplikasyona erişmek istiyorum. Burada bir web server çalışıyor. Şu 172, 28, 28, 0, 24'ü de bizim yarattığımız virtual bir network, sanal bir network. Bu network üzerinden bütün request'leri, bu tünellerden geçen bütün request'lerin üzerinde tam yetkiye sahip olacağız arkadaşlar. Şimdi ben ekranımı açıyorum. Şimdi normalde 192, 168, 56, 100 network'ünde gördüğünüz gibi herhangi bir erişimim yok arkadaşlar buraya. Şimdi benim biraz önce şu ekrana tekrar geleyim. Ben bu web'e erişmek istediğimde 172, 28, 28, 1 adresi üzerinden 80 nolu port üzerinden erişmek isteyeceğim. Şimdi geldim. Curl'le bir test yapalım. 172, 28, 28, 1'in curl yaptığımda bana şöyle bir şeyden bahsediyor. Diyor ki connection reset by peer diyor. Şimdi başka bir şey göstereyim. 172, 28, 28, 1. Şimdi ben buraya ping attığımda gördüğünüz gibi ping çalışıyor.
Aslında burada bir adres var, burada çalışan bir servis var, bir kaynak var. Ama ben buna curl'le erişmek istediğimde diyor ki erişemez. Bu servis kavramı Zero Trust Network'teki bir kaynağı temsil ediyor. Bu şu an benim burada yaptığım çok raw bir servis. Yani TCP katmanında çalışan basit bir kaynak erişimi. Şimdi ben buraya gideceğim. Diyeceğim ki policy'leri authorization, authentication diye biz ikiye böldük. Authentication biraz önce benim tünel açmama yetki veren katmandı. Authorization da servisler üzerinde bir şeyler yapabilmeme, yani erişim yetkisini sağlayan kısım olacak. Şu an gördüğünüz gibi ben bir tane servis çalışıyor network'te ama ona herhangi bir şekilde erişemiyorum. Şimdi istiyorum ki servisine ben şu an admin olarak girdim. Adminler erişsin istiyorum. Buna bastım. Curl'e bastım. Gördüğünüz gibi bir tane curl bana cevap verdi. Yani normal request geldi. Şimdi bu kısım biraz şöyle açayım tekrar. Firewall gibi çalışıyor. Yani en basit haliyle bir kullanıcı, yani admin grubundaki biri web servisine, web ismindeki kaynağa erişmek istediğinde bu erişimi izin verdi. Dolayısıyla admin grubunda olmayan hiç kimse bu kaynağa erişemeyecek. Peki daha fazla ne yapabilirim? Mesela diyebilirim ki bu kaynağa erişmek mi istiyor? O zaman two-factor authentication'la sisteme girsin. Diyebilirim. Bastığımızda bakın tekrar diyor ki sen diyor yani two-factor authentication yapmadın gidiyor. Dolayısıyla buraya erişmene izin vermiyor. Dolayısıyla sistem tamamen least privileged. Privilege esasına göre tasarlanıyor. Yani kimse bir yere erişemez. İzin verdiğimiz kadar her şey. Peki bu daha nelerin önünü açabiliyor? Yani ben artık şu an bir noktaya erişmek isteyen bir request'in, yani bir paketin, network paketinin tepesinde birçok şey biliyorum. O zaman ben artık işte biraz önce gördüğünüz gibi two factor'ü aktive edip edebilirim. Mesela tekrar bunu kapatayım. Tekrar erişim izni verildi. Şimdi arkadaşlar, burası böyle kalsın. Bunların yansımaları nasıl oluyor? Bir onlara bir bakalım. Şimdi biraz önce mesela şuradaki kayıtlara bir bakalım. Diyor ki mesela şöyle bir kayıt oluşmuş. Diyor ki bir servise erişim diyor reddedildi diyor. Kaynak olarak lokal kaynağı kullanarak authentication olmuş bir sistem diyor. Şunu birazcık büyüteyim. Az küçük olmuş burası. Şöyle yapsam. İşte diyor şu IP'den geldi diyor. Kullanıcı diyor buydu diyor. Web servisine erişmek istedi diyor. Bu makineden diyor. 401 diyor verdik diyor. Yani diyor bu biz HTTP error kodlarını kullanıyoruz. Requestlerini kodlarını kullanıyoruz. Anlaşılabilir olsun diyor. Şimdi bu request ile ilgili yani TCP seviyesinde gerçekleşmiş bir request ile ilgili net bir şekilde diyor ki herhangi bir kurala uymadığı için diyor no rule match yapıldı diyor. Dolayısıyla diyor buna diyor izin vermedik diyor. Şimdi bu izin vermediğinde sistemde bir sürü veri oluşuyor arkadaşlar. Yani normalde bir TCP seviyesinde bu kadar çok veri görmezsiniz ama Zero Trust bir network'tür. Bayağı veri görmeye başlıyorsunuz. İşte bir track ID'si bizim sistemi yönetmek için kullandığımız ID'lerden biri. İşte hangi kaynağı kullanarak sisteme otantike oldu? Sonucu ne oldu? İşte public IP'si neydi? İşte hangi servise erişmek istedi? Yani hangi porta falan erişmek istedi? Kullanıcının ID'si kimdi? Bu kullanıcının adı neydi? Bu kullanıcı two-factor authentication'ı var mıydı? Hangi nereden tünel açmış? Aslında two-factor authentication yokmuş. Two-factor authentication da yapmamış gibi böyle işte burada OS'un verileri artı web tarayıcısının verileri o kadar çok veri oluşuyor ki sistemde. Yani bir TCP connection'ı reject olduğunda bu kadar veriyle muazzam bir kontrol haline dönüşmeye başlıyor etraf. Şimdi mesela bakalım başka ne yapmış? Mesela hello yapılmış. Mesela hello yapıldığında işte yine lokalden gelen bu IP'den gelen Hamza kullanıcısı bu makineye erişti. 200 verildi. İşte şu kurala uyduğu için
Buna diyor izin verdik diyor. Burada da bir sürü daha ekranda gösteremediğimiz veri var. Şimdi ben tekrar authorization'a gelmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu authorization diye adlandırdığımız kısım, yani bir serviste ne kadar şey sağlayabiliriz, kontrol sağlayabiliriz. Tabii burası artık önü çok açık bir şekilde dönüşmüş oluyor. Çünkü biz artık network'te dolaşan, bizimle yarattığımız bir çoğu network'te dolaşan her bir paket hakkında çok detaylı bilgiye sahibiz. Dolayısıyla mesela bu web protokolü ile ilgili birçok şey yapabiliriz. Artık SSH'ların web protokolünün header'larına da müdahale edebiliriz. Gerekiyorsa header'larına yeni header'lar da enjekte edebiliriz. Bazı header'ları çıkarabiliriz. İşte içinizdeki datayı virüs tarayıcılara gönderebiliriz. Yani burasının implementasyonu konusunda çok ucu açık. Ne kadar ne yapabileceğimiz konusunda ileri doğru bir perspektif kazanmak açısından bunları söylüyorum. Dolayısıyla burada çok detaylı analiz şeyler yapılabiliyor. Kontroller sağlanabiliyor. Şimdi başka bir tane daha servis create etmek istiyorum arkadaşlar. Basit bir, burada bir tane DNS çalışıyor. Mesela burada. Şimdi yine aynı makinenin 192, 168, 56, 100, 100 makinesi miydi ya? Bir saniye. Evet. Bu makinenin 53 nolu portunda bir tane basitçe bir tane DNS açtım. Buraya bir kaynak olarak bunu tanımlayayım servis olarak. Şimdi artık benim 172.28.28.2'ye herhangi bir DNS request'i gönderdiğimde yetkim varsa bana cevap verir server. Mesela bunu da bir deneyelim. Dikle şey yapacağım arkadaşlar. Komut göndereceğim. 172.28.28.2'ye böyle sorduğumda dik üzerinde dik şu an deneme yapıyor. Timeout'a düşecek birazdan. Diyor ki ya bu servise erişimim yok şu an. Şimdi ben admin kullanıcısıyım. Kendime bir yetki vereyim. Adminleri DNS'lere eriştirelim. Şöyle bir kariyer yapayım. Bir sorun var. Arkadaşlar 172 28 28 bir saniye bir kaynağım yanlış tanımladık, yok bu çalışıyor o zaman, bir saniye bir şey yanlış tanımladım ama 53 53 53 53 53. Bir saniye. Niye yanlış anladım? Adminim. Evet. Şimdi ben bir saniye arkadaşlar. Şu bir şeye bakmam lazım. Pardon. IP'leri mi karıştırdım? Hangi IP o? 88. Pardon. Şeyi karıştırdık. Şuradaki IP'yi karıştırdık. Tekrar bir giriş yapayım. Servisi yanlış tanımladığım için arkadaşlar çalışmıyor. Şunu 150 yazmam lazım. Yanlış yere tünel açıyoruz. Allah Allah. Arkadaşlar bu kısmı niye çalıştıramadım şu an? Tam kestiremedim ama. Heh, tamam. Hay Allah. Neyse. Bu kısmı neden çalıştıramadık? Bir şey ters gitti.
Okey. Şimdi ben asıl meseleyi şunu anlatmak istiyordum. Şimdi normalde bir DNS, Zero Trust bir network'te DNS'ler zaten çözümlenmek zorunda kalıyor. Yani bir DNS hizmeti vermek, sağlamak zorunda kalıyorsunuz. Şimdi normalde servislere, isimleriyle ulaşabiliyor insanlar. Şimdi bu noktada DNS protokolünü burada implemente ettiğimizde şunun önünü açabiliyoruz o zaman. O zaman şunu diyebiliriz. O zaman çok fazla DNS ile ilgili fikrimiz varsa bir buraya bir DNS firewall implementasyonu da yazabiliriz. O zaman şunu yapmak mümkün oluyor arkadaşlar. O zaman diyebiliriz ki şu gruptaki insanlar işte sosyal medyanın DNS'lerini çözme diyebiliriz. Dolayısıyla protokol bazlı da çok fazla açılım yapabilmeye imkanına kavuşuyoruz. Dolayısıyla Zero Trust bir network tam olarak network'teki bütün parçaları detaylı bir şekilde gördüğü için çok detaylı politika uygulamaya imkan sağlıyor. Şimdi saat 40 geçiyor. Şundan bahsettim. Policy'den bahsettim. Şimdi tekrar bu konuyu netleştirmek istiyorum. Mesela biz bir tünel açıyoruz. Tünel açmak kablo takmak gibidir. Sen kimsin diye sorar. Gerekli kontrolü yapar. Kimlik bilgisi vesaire bütün bilgiler burada elde edilir. Buradan sonra sanal virtual network üzerinden burada bir sürü proxy falan çalışıyor. Gerçek ortama tam bir kontrol sağlanır. Dolayısıyla burada istediğimiz kadar kontrol Layer 3'ten başlayarak Layer 7'ye kadar sağlayabiliriz. Şimdi tabii network üzerinde bu kadar kontrol sağlamaya başlayınca arkadaşlar Privileged Access Management ve Impersonation konularından bahsetmek lazım. Yani bu Privileged Access Management, yani bazen insanların network'te admin yetkisine sahip olup bir şeyler yapmaları, işte bunların nasıl yönetilebileceği konusu. Şimdi biz normalde network üzerinde bu kadar çok veriye sahip olunca şuna sahip oluyoruz. Biz A noktasından B noktasına ulaşırken proxy üzerinde herhangi bir anda şunu yapabiliriz. Bu kullanıcı değişikliği yapabiliriz. Yani şunu şöyle düşünün. Mesela normalde şurada bir network 172, 28, 28, 3'te 1 SSH'ımız çalışıyor olsa siz buraya bağlanmak istediğinizde şunu yapmak mümkün oluyor artık. Bu kullanıcı SSH'ta işte o makine üzerindeki Ahmet olsun diyebilirsin. Yani dolayısıyla kullanıcıya hiçbir şekilde hiçbir veri vermeden herhangi bir servise ulaşırken kullanıcısını başka bir kullanıcıya değiştirme, yani impersonation yapmaya imkanına sahip oluyorsunuz. Ve mesela başka bir olay da Privileged Access Management'ı gerçekleştirmek için mesela database'de bir tablonun trankey edilmesi işlemi ya da veya database'lerde tabloların trankey edilme işlemini Privileged Access Management'a bağlayabilirsiniz. Yani o zaman şöyle bir şey imkanına sahip olabiliyorsunuz Zero Trust Network'te. Bir database trankey edilmek istediğinde sistemdeki biri belli bir süre etkili olabilecek ve sadece belli bir database'de bir job'ı execute edebilecek bir token'a sahip oluyor ve o token'la gerekli işlemi yapıyor. Bunun da bu token'ı nasıl kazanıyor? Bu token'ı kazanmak için çeşitli senaryolar mevcut. İşte en çok bilinen senaryo böyle bir token request'e gittiğinde 2-3 tane admin'in bu token'ı request'ini onaylaması. Evet böyle bir token request'ini yani verilmesi başka bir kimliğe, identity'ye. Ve bununla gerekli işte high level işlemlerin gerçekleştirilebilmesi imkan sağlıyor biliyoruz bu sayede. Yani Privileged Access Management ve Impersonation konusunda çok fazla imkan var Zero Trust network'lerde. PAM konusuna değindim. SSL VPN ve Web Client konusuna da değinmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi normalde biz makineler üzerine bu şekilde bir agent kuruyoruz. Tünel açmak, kimlik bilgisini kontrol edebilmek için. Bunun ikinci bir yöntemi arkadaşlar. Böyle client'a kurmak değil de tarayıcılar da VPN teknolojisini destekliyorlar. Bunu SSL VPN ile yapıyorlar. Dolayısıyla aynı şekilde, aynı kurallara tabi olacak şekilde tarayıcılara bir eklenti eklediğimizde
Tarayıcılar yine aynı şekilde sen kimsin diye sorduğunda tarayıcının içerisinde çalışabilecek bütün yazılımların o tüneller vasıtasıyla kimlik bilgilerini kontrol edebilmek mümkün hale geliyor. Yani şöyle kısaca bir örnek vereyim. Mesela bazı makinelere SSH yapılmasını bir web app şeklinde tasarlayıp bazı jobları web app şeklinde tasarlayıp bunları tarayıcının içerisindeki agent vasıtasıyla yani VPN sayesinde kullanabilmeye imkan sağlıyor arkadaşlar. Saat 43 geçiyor. Son AI konusu. Şimdi bizim burada biraz önce gösterdiğim, şurada tekrar göstereyim. Şu Insight'ta çok fazla veri oluşuyor arkadaşlar. Hangini attı benim bu AI'da bu oluşan veri CM'e gönderilmek vesaireye gönderilmek. Dolayısıyla bizim network'te oluşan bu verinin işte sağdaki soldaki bir sürü analiz sistemlerine entegre edilmesiyle sistem düzeyinde çok büyük bir yetkiye sahip oluyor. Çünkü sistem herhangi bir anda herhangi bir kişinin bağlantısını da koparabiliyor. Bütün paketleri görebildiği için herhangi bir şeye müdahale de edebiliyor. Dolayısıyla biri sistemde bir şifre deniyorsa 1, 2, 3 deyip dördüncü de sistemden komple bağını kesmek mümkün hale geliyor. Dolayısıyla bizim sistemde iyi bir AI entegrasyonuyla sistem üzerinde hem warning hem de uygulama bazında çok fazla imkan sağlıyor arkadaşlar. Şimdi biraz da şeyden bahsetmek istiyorum. Tabii bu teknolojinin yani bunun bu şekilde yorumlanması, network'lerin bu şekilde yorumlanmasıyla işte değişik teknolojiler oluşturmaya başlandı. Birçok yerde duyuyorsunuzdur. Biz bunlardan bir tanesi SASE dedikleri teknolojiler. İşte bir DNS firewall eklerseniz buraya, bir Secure Web Gateway eklerseniz, zaten çok şey biliyoruz, bunları yapabiliyoruz. Biraz da firewall eklerseniz, SASE yapısına, SASE güvenliğine sahip oluyorsunuz. Dolayısıyla bizim temel Zero Trust olarak yorumladığımız şey, biz istiyoruz ki network'te biz identity'si olmayan herhangi bir paket A noktasından B noktasına gidemez. Gidiyorsa niye gittiğini bilelim. Ve buna müdahale edelim. Yani gerekiyorsa ne kadar müdahale etmemiz gerekiyorsa o kadar müdahale edelim fikri üzerine çalışıyor. Dolayısıyla benim arkadaşlar Zero Trust üzerine kısaca özetleyeceklerim bu kadar. Sorular varsa alabilirim. Şimdi arkadaşlar bazı sorular var. Onları cevaplamak istiyorum. Bir SQL Server'a bağlanabilecek bir uygulama bazında bir kısıtlama verilebiliyor mu? Yani MS Studio ile bağlanamasın, KFATXYZ ile bağlanasın gibi bir kısıtlama verilebilir mi? Ya şöyle, bunu yapabilmek mümkün. Yani hangi application'dan verinin transfer edildiğini bulmak mümkün. Ama biz mesela yapmıyoruz bunu. Ama bunu yapmak mümkün. İstek için kullanılan cihazın uygun güvenlik duruşuna sahip olup olmadığı kontrol edilebilir mi? Arkadaşlar bu device posture dediğimiz mesele, biz agent kurduğumuz bütün makinelerde tünel açtığımız için root oluyoruz. Root olduğumuz için de bayağı yetkimiz oluyor yani. Yüksek seviyeli bir kullanıcıyla tünel açtığımız için makinenin hemen hemen her şeyini kontrol edebiliyoruz. Bu bağlamda dolayısıyla zaten Zero Trust bir network'te bir statik policy uygulamak var. Yani şunu diyebilirsiniz. Bu device'ta file şey yoksa, endpoint yoksa bağlanamasın diyebilirsiniz. Bir de ikinci bir fikir daha var. O da çok uygulamada kullanılıyor. Dinamik policy kavramı. Yani buna puan vermek deniliyor. İşte biri bir defa bağlandı. İlk seferinde bağlandı. Okey. Birkaç şifre denediğinde mesela şeyi düşüyor. Bu policy
skoru düşüyor. İşte mesela adamın şeyi yok, endpoint security yok. O zaman policy'si skoru biraz daha düşüyor. Dolayısıyla böyle değişik policy uygulamalarına imkan sağlıyor bu yapılar. Arkadaşlar. Zero Trust donanım üzerinde çalışır mı ya da böyle bir yapı hardware tasarlanır mı? Ya şimdi Zero Trust normalde yani bizim tasarladığımız yapı mesela normalde Debian makineleri kurup istediğiniz kadar makinede scale edebileceğiniz yapıda tasarlıyoruz. Normalde bunu donanım üzerinde çalışabilir mi? Aslında donanım üzerinde çalışabilir ama bence gelecek donanım üzerinde değil de daha ziyade software üzerinde çalışması yönünde. Çünkü şu anda benim firewall'lar bile firewall as a service olarak bu Zero Trust'ın gelişmesiyle birlikte implemente edilmeye başlandı. Yani artık birinin size hardware getirmesi biraz artık eskimeye başladı. Daha ziyade herkes yazılım verecek. Yazılım şeklinde olması daha uygun olacak gibi. Mimarinin karar sürecinin bozulması durumunda ne olacak? Mimarinin karar sürecinin bozulması durumunda ne olacak? Öner Bey tam anlayamadım. Mimarinin karar sürecinin bozulması durumunda ne olacak? Onu tekrar şey yaparken bir de şöyle bir şey bahsedeyim. Şimdi Zero Trust dediğimiz mesele arkadaşlar bir yazılım, bir device'tan daha ziyade bir mentalite olarak değişikliğe gitmek ve zamanla her şeyi buna da uygun bir şekilde evirmekten geçiyor. Şimdi dolayısıyla Zero Trust bir mimariye geçmek istediğinizde, bir şey tasarladığınızda zaten insanlar şu an yavaş yavaş geçiyorlar. İşte önce bunu klasik işte bir VPN teknolojisi kullanır gibi önce remote arkadaşlara bir geçirelim falan diye kullanıyorlar. Dolayısıyla hani önce serverlara falan geçirip böyle birbirine şeyleri yani ortalığı birbirine katmıyorlar. Daha ziyade yavaş yavaş bir şekilde bir aktarım söz konusu oluyor. Zero Trust'a geçiş konusunda. Bu konuda da ya var olan yazılımlar zaten Zero Trust için pek şey değiller. Yapabilecek durumda değiller. Yani dolayısıyla yeni yazılımlar ortaya çıkıyor. Bunlarla işte yeni mimarilerin kurgulanması ve yavaş yavaş bir aktarım süreci oluyor dünyada. Şimdi şeyi anlayamadım üstad. Mimarinin karar sürecinin bozulması durumunda ne olacak? Bu kısmı anlayamadığım için ona şu an cevap veremiyorum. Başka var mı? Ha, aşağı doğru varmış. DLP cihazlarıyla aynı ağda çalışırsa bu sistem operatörler zorlanırmış. İş yükünde çalışma sistemi ne kadar yorar? Ya bu biraz yazılımın tasarımıyla alakalı. Biz mesela Ferrum Gate'i tasarlarken var olan network layer'ından çok daha üstte karmaşık bir layer koymamak için çalıştık. Yani çok büyük sorunlar olacağını olsa bile çok kısa sürede çözüleceğini düşünüyoruz. Ama tabii biraz sahada best practice görmemiz gerekecek. Ama diğer cihazları ne kadar yorar derseniz, ya bu konuda işte sahada uygulanırken veri aktarımının ne kadar olacağı, ne kadar yapılacağını da yani biraz sahadaki best practice gösterecek. FermGate karar sürecinden bahsediyorum. Ya şöyle oluyor. Herhangi bir şey değişirse mesela biz FermGate paket seviyesinde kontrol ediyor bunları. Ve zaman seviyesinde kontrol ediyor. Yani mesela bir TCP session oluşurken mutlaka kontrol ediliyor. Ama her 5 saniyede bir de o TCP session'la ilgili bir şey değiştirilmişse o bağlantının gereği yapılıyor yani. O bağlantı koparılıyor, kapatılıyor. Aynı şekilde UDP de aynı şekilde çalışıyor. Yani UDP'de de ilk UDP paketi gördüğümüzde herhangi bir yerden gelen giden o paketle ilgili bir session kavramı oluşturuluyor ve 5 saniye sonra mesela Ferrum tekrar o aynı şekilde akan o güzergahtaki flow'daki paketlerin bakıp policy'lerini kontrol ediyor ki herhangi bir şey değişiklik varsa bağlantıyı koparıyor. Bu durumda bu firewall'lar Zero Trust için kullanılabilir diyebilir miyiz? Ya şimdi var olan firewall'lar Zero Trust için kullanılabilir mi? Arkadaşlar biraz firewall kavramı biraz değişmeye başladı. Yani artık firewall dediğimiz şey işte source IP, source porttu. İşte bir yerden gelen bir yere giden portlara bakıyordu. Biraz daha next'leri çıktı. İşte application level 7'ye de bakan dediler ama bizim buradaki temel Zero Trust'ın oturduğu en önemli nokta identity kavramı. Identity kavramı olmadan yani var olan herhangi bir teknoloji, herhangi bir şeyi yönetmekte bu kadar kolay olmayacaktır. Yani işte iki server arasında
iki tane server arasında firewall kuralı yazarak hani bu işi tam halledemiyoruz zaten. O yüzden de identity kavramı merkeze alması gerekiyor. Şu an bu ürünler desteklemiyor bildiğim kadar ama belki ileride destekleyeceklerdir veya bir şekilde yapacaklardır yani. Onu tam bilemiyorum. Open source olduğunu belirtmişsiniz. Kendimiz sitenizin gerekli adımları uygulayıp kullanabilir miyiz, geliştirebilir miyiz? Arkadaşlar dokümanlarda nasıl install ettiğimiz mevcut. Oradan kullanıp deneyebilirsiniz. Ayrıca mail adresimiz var. Bir tane Discord channel'ımız da var. Oradan da sorularınızı cevap veririz. Yani herhangi bir şekilde deneyip kullanabilirsiniz. Başka? Şimdi Zero Trust'ta 2FA haricinde başka ne gibi doğrulama örnekleri vardır? Arkadaşlar authentication kısmı şu an mesela biz 2 faktörde bıraktık ama üzerine gideceğiz ne kadar authentication yöntemi varsa bunların hepsini support etmek gerekiyor. Ya burası ucu açık bir yer. Yani retina taramasından tutun da her yere kadar uzanabilecek bir bölüm. Yani çünkü YubiKey de kullanılabilir. Her şey kullanılabilir. Çünkü sistemin varoluşu yani zaten varoluşu iki bölüme ayırdık biz Zero Trust'ta. Bir authentication kimliği belirlemek, ikincisi de kaynaklara erişimi authorization yönetmek şeklinde. Dolayısıyla bu kısım tamamen biraz business olarak ele alıyoruz. Yani biz mesela tasarımı da şöyle, benim dünyada gördüğüm örnekler de böyle çalışıyor. Biz mesela şu an bir framework geliştirdik. Bu birinci layer. Yani bu sistemi yönetebilecek, bu kavramları yönetebilecek. İkinci bir layer daha geliştirilecek. Orada biraz daha protokol bazlı daha fazla kuralların olabileceği, işte bu authentication'ın daha ileri seviyeye taşınabileceği bir layer daha olacak. Üçüncü layer da genellikle business layer oluyor. Yani business layer mesela şöyle örneklerde gördüğüm oldu. Mesela şöyle şeyler yapabiliyorlar. Diyorlar ki biz bir API yazdık ve bunu açtık insanlara. Ama işte orada bir açık varmış. Oradan işte içeri girilmiş. Böyle olmuş falan filan. Bunu Zero Trust'ın arkasına almışlar. İşte önüne bu protokolü yani web protokolünü detaylı şekilde analiz edebilecek bir proxy ile Zero Trust'ı da birleştirerek güvenlik katmanını biz ele alalım. Siz API, sadece API yazın. Biz orayı hallederiz kısmında bir business da geliştiğini de gördüm. Ya bu business gelişmesi şu an çok fazla değişik fikirler dolanıyor orada. Biraz business gelişecek ama ne yönde nasıl gelişecek onu biz de sahada göreceğiz. Cluster olarak çalışıyor mu? Arkadaşlar şöyle cluster olarak şu FeRoom cluster olarak çalışıyor. Tasarımı binlerce makine üzerinde çalışmak üzere tasarladık. Sahada henüz büyük bir cluster'ımız yok. Varsa da şey olarak yani sorun çıkarsa halledilecek. Ama FeRoom mesela DDoS meselesi şöyle bir mesele arkadaşlar. Şimdi Zero Trust'ın biraz önce bahsettiğim NIST kitabında da bu konuda biraz şey yapılıyor. DDoS nasıl çözülür falan diye böyle bir network'te. Şimdi DDoS çözmek aslında var olan teknoloji şeyde güncel şeyde çok zor değil. Biz FeRoom Gate'de şu an implementasyon yapmadık ama uzun vadeli roadmap'imizde DDoS'a dayanıklı olması üzerine bir planımız var. Yani bir DDoS şeyimiz olacak, korumamız olacak. Evet arkadaşlar, başka soru varsa alabilirim. Devamlı şey geliştirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Altyapı bitti. İkinci layer'ı geliştiriyoruz. FeRoom Gate'den yeni sürümleri de alıp deneyebilirsiniz. Varsa fikriniz mail atabilirsiniz. Çalışmayan bir şey varsa yine herkese. Bu şekilde arkadaşlar. O zaman başka da soru yoksa var mı diye bakıyorum. Aa, var mı şurada? Arkadaşlar kişi olmayan varlıklar için erişim sağlanabiliyor mu? Evet. Yani bizim mesela burada user olarak adlandırıyoruz ama aslında kavramsal olarak identity'ye denk geliyor. Identity de bizim herhangi bir şekilde otantike edebildiğimiz herhangi bir şey. Bu bir device olabilir, bir yazılım bile olabilir, bir kişi zaten oluyor. Yani dolayısıyla işte bir SSL sertifikasyonu ile belki bir yazılım otantike edilebilir veya bir device de otantike edilebilir. Bu mesela IoT çözümleri için de oldukça popüler olmaya başlayan bir konu haline dönüştü. IoT cihazların networklere yani bir yerdeki kaynaklara erişimi
secure bir şekilde erişimi. Bu noktada da değişik uygulamalar gözüküyor etrafta. Başka soru var mı? Başka soru yok arkadaşlar. Benim Zero Trust hakkında anlatabileceklerim bu kadar. Hepinize katıldığınız için teşekkür ederim.